İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto unsurlarına yönelik düzenlenen son operasyonda tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 kişiden 21'i serbest bırakıldı. Soruşturma savcısı karara itiraz etti. İzmir merkezli 52 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik 23 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan irtibat kurduğu tespit edilen 123'ü muvazzaf 184 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 166 kişi yakalanmıştı. Gözaltındaki 166 şüpheliden işlemleri tamamlanan 27 kişi silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 27 şüpheliden 6'sını tutuklarken 21'ini serbest bıraktı. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay karara itiraz etti. İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen itiraz yazısında şüphelilerin serbest kalmasına ilişkin somut gerekçelerin gösterilmediği ve kararda soyut ibarelerin yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin delil durumlarının Yargıtay uygulamalarına göre tek başına delil kabul edilen örgütsel iletişim metoduna uygun sabit arama kriterleri sağladığı vurgulanan itirazda Sulh Ceza Hakimliği kararındaki çelişkilere de vurgu yapıldı. Hakkında delil olarak 4 grup ardışık aranma ve aleyhinde itirafçı beyanı bulunan asker şahıs S.İ.'nin tutuklanmasına karar verilirken, hakkında 24 grup ardışık arama ve aleyhine itirafçı beyanı bulunan, kolluk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanmayan, bu şekilde örgütsel iradesini açıkça devam ettiren asker şahıs M.T.'nin serbest bırakılmasına karar verildiği, bu durumun ve çelişkinin serbest bırakma kararında olaysal ve somut bir gerekçe gösterilmemesi nedeniyle anlaşılmadığı ve anlamlandırılamadığı, açıklanan gerekçelerle serbest bırakma kararının usul ve esasa açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcısı İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nden salı verilme kararının kaldırılmasını ve 21 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesini talep etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaları, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'yla Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonuyla yürütüyor.